Hafıza teknikleri ve animasyonlarla Refik Halit Kara'ya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar karşımızda bir tane kara ayı var. Bu kara ayı Refik Halit Karay'ın kara ayısı. Kara ayı kış uykusuna yatmış. O kadar derin uyuyor ki dişi örümcek var, onu bile hissetmiyor. Tam tepesinde arkadaşlar bir tane buğuklu saat var. Evet, ayı kalkar mısın? Ses yok. Ayı, yine ses yok arkadaşlar. Evet, şimdi bir anda kalktı arkadaşlar ayımız. Evet, kara ayı kendisine geldi. Bakalım maceramızda kimler var, kimlerle karşılaşacağız, görelim. Şimdi karşımıza bir deli geliyor. Deli, merak etme, kara ayı senden korkmaz. Deli şunu söylüyor arkadaşlar: beni buraya sürgüne gönderdi bir ömür boyunca. Peki seni kim sürgüne gönderdi? Onu da biz merak ediyoruz. Evet, şimdi karşımıza çıktı. Sürgüne gönderen bugünün saraylısı Yezid'in kızı. Evet, delimiz de şunu söylüyor arkadaşlar: ben de burada gurbet ve memleket hikayeleri yazdım. Sürgüne gelince gurbet ve memleket hikayeleri yazdım diyor. Evet, deli hareket ediyor arkadaşlar. Ben de korkayım. Evet, korktum. Buraya doğru geldim. Şimdi çetelerle karşılaşıyoruz burada. Bakalım deli ne diyor? İstanbul'un iç yüzü tehlikeli. Burada çeteler var diyor. Merak etme, ayımıza çete sökmez. Ayı senin çetenden korkmuyor. Deli ile çeteler arkadaşlar gönderdik. Gittiler. Şimdi karşımıza kirpi geldi. Kirpi'ye hoş geldin diyoruz. Bakalım kirpinin dediklerine kulak verelim. Kirpi'nin dedikleri: yer altında dünya var diyor. Evet, yer altında dünya var diyor. Orada kadınlar tekkesi var. Demek ki burada kara ayı bir şeyler arıyor. Kirpimiz de ona kolaylık sağlıyor. Sevgili Nilgün orada seni bekliyor diyor. Şimdi kara ayımızın derdi belli oldu. Sevgilisi Nilgün'ü bulması gerekiyor. Ama burada arkadaşlar nereye gidecek? Yerin altında kadınlar tekkesine gidecek. Evet, ayımız kadınlar tekkesine doğru arkadaşlar gidiyor. Evet. Hop, aşağı doğru gitti. Ben de burada arkadaşlar bir anda çukurun içerisine düştüm. İnşallah başıma bir şeyler gelmez. Evet, kara ayımız karşımızda. Evet, kadınlar tekkesi de burada. Kara ayımızın elinde bir anahtar var arkadaşlar. Anahtarla kadınlar tekkesine gelirken eyvah, anahtarı düşürüyor. Ayımız buna çok üzülüyor. Bir de bu kara ayının kötü bir alışkanlığı var. Kendisine hep uyardım, yapma dedim ama beni dinlemedi. Burada arkadaşlar son kadehe doğru gidiyor maalesef. Kendisini uyarıyorum, böyle şeyler yapma diyorum. Evet. Ayımız arkadaşlar yoluna devam edecek. Hikayemiz böyleydi. Şimdi Refik Halit Karay'ı arkadaşlar açıklayalım ikinci aşamada. Evet, üzerinde bir dişi örümcek vardı. Eseri dişi örümcek, buguklu saat, deli ile karşılaşmıştık. Eserimizin adı Deli. Deli şunu söylemişti: beni buraya sürgüne gönderdi bir ömür boyunca. Eserleri bir ömür boyunca sürgün. Sürgüne kim göndermişti? Bugünün saraylısı Yezid'in kızı. Eserleri bugünün saraylısı Yezid'in kızı. Deli şunu söylemişti: ben de burada gurbet ve memleket hikayeleri yazdım demişti. Evet, diğer eserler arkadaşlar hikaye türünde gurbet ve memleket hikayeleri. Delimiz arkadaşlar çetesiyle gelmişti. Burada çete vardı. Şunu söylemişti: İstanbul'un iç yüzü tehlikeli. Burada çeteler var demişti. Çetemizi gönderiyoruz. Çeteler gitmişti. Karşımıza bir kirpi gelmişti. Şunu söylemiştik: kirpinin dedikleri dedik arkadaşlar. Eserimizin adı Kirpinin Dedikleri. Diğer eserleri yer altında dünya var, kadınlar tekkesi, Nilgün. Ayımız devam etmişti arkadaşlar. Tünele doğru gidiyorduk beraber. Yerin altına doğru geldik. Şimdi ayımızın elinde
bir tane anahtar vardı arkadaşlar. Anahtarı düşürmüştü. Eserimizin adı Anahtar. Kötü bir alışkanlığı var demiştim ben. Son kadeye doğru gitmişti. Refik Halit Karay'ın eseri Son Kade. Bu aşamamızı yaptıktan sonra üçüncü aşamayla tekrarlıyoruz. Eserleri Dişi Örümcek, Guguklu Saat, Deli ile Karşılaşmıştık, Deli, Sürgün, Bir Ömür Boyunca, Bugünün Saraylısı, Yezid'in Kızı demiştik. Gurbet ve Memleket Hikayeleri, Çetemiz Gelmişti, İstanbul'un iç yüzü Tehlikeli, Çeteler eserleri arkadaşlar. İstanbul'un iç yüzü Çeteler. Çeteleri gönderdik. Karşımıza kirpi gelmişti ve şunu söyledik. Kirpinin Dedikleri. Eserin adı Kirpinin Dedikleri. Diğer eserleri Yer Altında Dünya Var, Kadınlar Tekkesi, Nilgün. Yerin Altına Doğru Gittik. Yer Altındayız arkadaşlar. Evet, elinde arkadaşlar bir anahtar vardı. Eserimizin adı Anahtar. Anahtarı düşürmüştü. Ve son olarak arkadaşlar Son Kade dedik.